Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşiril lezine amenu ve amiyu salihati enne lehum cennatin tecri min tahtihel enhar Kullama ruziku minha min semaratin rizqa diye devam edecek. Bakara suresinin 25 ayet kerimesi. Ve beşir müjdele ellezine o kimseleri amenu iman eden, kimseleri ve amilu ameleden, amel eden, kimseleri es salihat, salih amel işleyen. Evet salihat, salih işler demek. Enne muhakkak ki lehum onlara vardır. Le e, aitlik anlatıyorum e, onların e, vardır onlarındır onlar içindir cennetin cennetler vardır onlara tecri akar min tahtiha altından evet altından el enhar nehirler akan cennetler onlarındır onlar için vardır muhakkak ki vardır kimler için iman edip salih amel işleyenler için kullema her ne zaman ruziku rızıklandırıldıklarında minha onlardaki min semaratin meyveden Evet o cennetlerdeki meyveden rızkan rızık olarak Evet. Onlara rızık olsun diye rızıklandırıldıklarında ki ayet kirmemiz devam edecek. Bunu toplu olarak söylersek iman eden ve salih işlerle amel eden kimseleri müjdele. Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onlardaki meyveden rızık olarak her rızıklandıklarında ne derler o kimseler? آية كرمهن دوامهن اوكيالم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوبه متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون evet, قالوا درلك هذا بو الذي رزقنا e, odur ki ellezi odur ki ruzikna rızıklandık. Evet rızıklandığımız şeydir. Min kablu önceden. Kabla önce demekti. Minden önceden. Ve utubihi onlara sunulmuştur bihi utu kelimesiyle birlikte düşünüyoruz. Müteşabihen, müteşabih olarak yani benzer olarak dünyadakilere benzer olarak sunulmuştur o meyveler. Ve lehum onlara vardır fiha orada yani o cennetlerde ezvacun zevceler vardır. Mutahharatun tertemiz, temizlenmiş zevceler, temiz kılınmış zevceler vardır. Ve hum onlar fiha orada yani o cennetlerde halidun Ebedi kalıcıdırlar. Halid, ebedi kalmak demek. Halidun, ebedi kalanlardır. E, toplu olarak söylersek, bu önceden rızıklandırıldığımızdır derler. O meyveler dünyadakine benzer olarak sunulmuştur. Ve onlara tertemiz eşler vardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Ebediyen orada kalacaklardır. Mealinde Bakara suresinin 25. ayeti kerimesi. Evet 26. ayet-i kerimesinin ilk cümlesini okuyalım. Ve inna Allah la yastahyi en yadriba meselen ma ba'udatan fe ma fawqaha. Ve inna Allaha şüphesiz ki Allah layestahyi. İstihya yani haya etmez, çekinmez en yedribe vermekten. Mesela misal vermekten, yani darbu mesel getirmekten, temsil getirmekten ma baudatan. Bir sivrisineği. Maudâ sivrisinek demek. Ma bir sivrisinek gibi bir şeyi demek. Yani sivrisineği misal vermekten çekinmez. Fe ma veyahut ondan onun fevkinde bir şeyi, onun üstünde, ondan daha üstün bir şeyi de darb mesel getirmekten çekinmez. Evet toplu olarak söylersek şüphesiz ki Allah bir sivrisineyi hatta ondan üstün bir şeyi misal vermekten çekinmez mealinde Bakara suresinin 26. ayet kirmesinin ilk cümlesi devam edelim. Fe amal ladin amanu, fa yalamun anhu min Rabbihim. ve amal ladin kafaru, fa yqulun maza arad Allah bihaza mithla. iman eden kimseler ise, ellezine o kimseler, onlar ki amanu iman etmişlerdir. O iman edenler ise, fa bilirler ya'lemun bilirler demek nehu şüphesiz ki o yani o misal ve o misalle anlatılan şey el hakku haktır hakikattir e, gerçektir evet o getirilen e, misalin anlattığı ve o misalle e, kastedilen şey hakikattir min rabbihim Rablerinden bir haktır ve emma ise ellezine o kimseler e, keferu Ellezine onlar ki veya o kimseler ki keferu inkar ettiler. Yani küfür ettiler. O küfreden kimseler ise feyakulune derler veya diyecekler. Maza nedir? Maza nedir? Erade, irade etti, istedi, kastetti Allah. Evet Allah e, ne istedi? Bihada bununla. Evet yani e, mesela bu misal ile bu misal ile ne istedi derler. Evet toplu olarak söylersek iman eden kimseler ise bilirler ki şüphesiz o Rablerinden olan bir haktır, hakikattir. Küfreden kimseler ise bu misal ile Allah ne anlatmak istedi derler. Yudillu bihi kethiran ve yehti bihi kethiran ve ma bihi illa Yudillu saptırır bihi onunla kethiran çoklarını. Evet çok kimseleri onunla saptırır ve yehdi ve hidayete iletir, doğruya iletir bihi onunla yani o misalle, o misallerle kesiran çoklarını da hidayete iletir. Ve ma yudillu saptırmaz. Evet dalalete düşürmez bihi onunla o misalle illa ancak e, el fasıkın fasıkları. Yani fasıklardan başkasını o misallerle e, sapıttırmaz e, dalalete düşürmez e, mealinde ki e, bunu toplu olarak söylersek onunla çoklarını saptırır ve çoklarını da hidayete iletir. Onunla fasıklardan başkasını saptırmaz. Evet 27. ayet-i kerimemize geçersek elladine yankudunu ahdallah min ba'di mithaqi. Ellezine onlar ki o kimseler ki o e, sapıtan kimseler yen kudune bozarlar. Ahdallahi Allah'ın ahdini yani Allah'a verilen sözü min ba'di sonra. Ba'di sonra demek misakihi söz verdikten sonra. E, evet misak söz vermek demek. Allah'a söz verdikten sonra onu bozarlar. Evet onlar ki söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. E, 27. ayet-i kerimenin ilk kısmı devam edelim aynı ayet kelimenin devamına ve yaktaun ma amar Allahu bhi an yusal ve yufsidun fil al arz ulaik hum ve yaktaun keserler koparırlar neyi keserler ma o şeyi ki emre emretmiştir Allahu Allah Allah'ın emrettiği şeyi keserler bhi onunla emrettiği şeyi e, e Neyle en yusale birleştirilmesini emrettiği. Evet, e, birleştirilmesi. Yusale e, birleştirmek, e, e, ulaştırmak veya bağlamak gibi manalara geliyor. Ve yufsidune ve fesat çıkarırlar. ifsad ederler fil ardı yeryüzünde. Evet, akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Sadece akrabalık bağları değil, kardeşlik bağlarını, dostluk bağlarını, muhabbet bağlarını. Ulaike işte onlar, hım onlardır ki, el-hasirun, hüsrana düşenlerdir. Yani kaybedenlerdir. Evet toplu olarak söylersek, Allah'ın onunla birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar... Kaybedenlerdir onlar. Evet buradaki onları iki defa görüyoruz ki işte onlar ulaike hum da onlar pekiştirme olarak düşünebiliriz. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten feahyakum sümme yumitukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turca'un. Evet 28. ayet-i kerime. Keyfe nasıl tekfurune küfür edersiniz, inkar edersiniz billahi Allah'ı ve kuntum idiniz emvaten ölüler idiniz fe sizi ihya etti, sizi diriltti. Evet, mevt, envat oradan ölümü, ölüleri anlıyoruz. ve sonra yumitukum sizi öldürecek hayatınıza bu dünyada son verecek. ve sonra yuhyikum sizi tekrar diriltecek. ve sonra ileyhi ona turceun döndürüleceksiniz, irca olunacaksınız. Allah'a döndürüleceksiniz ki toplu olarak söylersek Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki ölüler idiniz sizi diriltti sonra sizi öldürecek sonra tekrar diriltecek sonra ona döndürüleceksiniz. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumma istavâ ilâ's semâi fesavvâhunne seb'a semâvât ve huve bi kulli şey'in alîm. Evet 29. ayet-i kerime. Huve o ellezî odur ki e, yani Allahu Teala odur ki halaka yarattı, halk etti. Evet, sizi yarattı, sizin için yarattı. Lekum, lekum sizin için demek. le burada içinlik anlatıyor. Yani aslen lidir. Ve le olarak da geliyor. Kum siz demek. Sizin için yarattı veya size yarattı. Ma şeyleri fil ardı. Yeryüzündeki şeyleri. Evet, yeryüzündeki şeyleri sizin için yarattı. ve devam ediyoruz. Cemi'an e, hepsini evet yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sunne sonra isteva yöneldi. Evet buradaki isteva e, müteşabih mana yani manasını tam olarak ancak Rabbimizin bildiği eee kelimelerdendir. İsteva ancak yöneldi diye e, meal veriliyor. İle semai göğe Evet, sema gök demekti. İla yönelme anlatıyor zaten. İle semai göğe yöneldi. ne? onları düzenledi. Sevva tesviye etti yani düzenledi. Hunne o gökleri düzenledi. Nasıl düzenledi? Seb'a yedi. Evet sayı olarak yedi demek. Semavat gökler. Yedi gökler olarak düzenledi. Tabi birden ee, ona kadar olan sayıların yanına çoğul olarak geliyor kelimeler. Yoksa sema değil semavat e, olarak geliyor. Neden? Çünkü seba e, ile on arasında bir e, sayıdır. Dolayısıyla onun saydığı şeyleri çoğul olarak göreceğiz. Semavat çoğul olarak gökler manasındadır. Ve huve o bi külli şeyin her şeyi külli her demekti. Külli şeyin her şeyi alim bilendir. Evet, o her şeyi bilendir. Toplu olarak mana verirsek O ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı sonra göğe yöneldi yedi gök olarak onları düzenledi. O her şeyi bilendir. Evet Bakara Suresi'nin 29. ayet-i kerimesini de bu şekilde inceledik. Gelecek bölümde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs>